Bugün iki soruyu kısaca cevaplayacağız arkadaşlar. Deprem niye oluyor? Niçin oluyor? Özellikle fay hatlarının olduğu bölgelerde yer kabuğunu oluşturan levhaların yani kütlelerin birbirine sürtündükleri, birbirini sıkıştırdıkları, birbirinin üstüne çıktıkları ya da altına girdikleri anda depremler meydana gelir ve sallanırız. Hem de korkunç bir uğultu sesi gelir. Bu ses deprem kadar ürkütücüdür. niye oluyor sorusunun cevabıdır. Yani volkanik patlama, ısı, enerji sıkışması sebepleri yüzüne yer kabuğu kırılıyor ve bu dalgalar yeryüzünü sallıyor. Biz buna deprem diyoruz. Burası anlaşıldı. Yaşadığımız evren yani birinci kat sebepler alemidir. Yani her olayı Allah bir sebebe bağlamıştır. Misal bulut olmadan yağmur yağmaz, güneş doğmadan dünya aydınlanmaz yer kabuğu kırılmadan deprem olmaz. Buna fizik yani doğa kuralları diyorlar. Öyle ki Firavun'u boğan Kızıldeniz'in nasıl yarıldığını bile bilimsel delilini çıkartmaya çalışıyorlar. İşte 120 km hızla rüzgar denizi yardı falan. Evet doğru olabilir. Çünkü Allah o denizi yarmak için rüzgarını sebep kılmıştır. Dedik ya burası sebepler alemi. Batıda Niye sorusu sorulur. Bizim medeniyetimizde ise niçin sorusu. Neden sorusu hedefe yöneliktir. Niçin sorusu amaca yani hikmete yöneliktir. Peki mümin bir gözle bakalım. Niçin deprem oluyor? Kur'an'da onun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez buyuruyor. Bir tane yaprak bile Allah'ın izni olmadan düşmediği kainatta deprem gibi büyük bir hadisenin Allah'tan bir haber şekilde gerçekleşeceğini düşünmek ahmaklık olmaz mı? Evet. Yağmur buluttan yağar. Ama bulutu sevk eden ve yağmur emrini veren Allah'tır. Güneş enerji sağlar. Güneşe bu denli ısı ve enerjiyi yükleyen Allah'tır. Gezegenler direksiz ayakta durur. Gezegenleri direksiz ayakta tutan Allah'tır. Fay hattı kırıldığında deprem olur. Batıda, doğuda mümin veya kafir kullarına kudretini hatırlatmak için fay hattına kırılma emrini veren Allah'tır. Fay hattı diyorlar, ısı diyorlar, enerji diyorlar. Hatta doğa intikam alıyor bile diyorlar ama Allah diyemiyorlar. Ne garip. Dünyanın mükemmel nizamı bizi sebeplere tapmaya zorlamasın. Sebeplerin ötesinde her şeyin ilahi bir kudretin tecellisi olduğu bilincinde olmak düşünen bir beynin işidir. Biz Allah'ın yine emri gereği deprem için maddi tüm tedbirleri alacağız. Ama maddi tedbire güvenip olayın hikmet boyutunu unutur. Yani günahlar ve inkar yüzüne oluyor demeyi unutup maddeye güvenirsek Allah 7 büyüklükte depreme dayanıklı binalarımıza 9 büyüklükte depremi göndermeyeceğini kimse bilemez. Japonya'da 2011 yılında hatırlarsınız depremi gördük. Belki depreme dayanıklı binaları vardı ama Allah hazırlanmadıkları yerden yakaladı. Denizini yükselterek şehirlerini harap etti. On binlerce insan telef oldu. Allah'ın gücü üstünde hiçbir güç yoktur. Mümin bilir ki bütün sebepleri Allah yaratır. Dolayısıyla deprem Allah'ın kullarına uyarısıdır. Uyarıya aldırmazlarsa bir ceza sistemidir. Ayette en büyük azaptan önce onlara mutlaka en yakın azaptan tattıracağız. Olur ki imana dönerler. Eğer tövbeye dönmez, uyarıya kulak asıp İslam'a yönelmezsek büyük depremin gelmeyeceğini kimse garantisini veremez. Televizyonlara çıkıp sabah akşam maddi tedbirler nasıl alınır diye saatlerce konuşanları tebrik ediyoruz. Ama manevi tedbir almamız lazım diyenlere kulak asmıyoruz. Madde perestliğin bu kadar zirve olduğu dönem olmamıştır galiba. Eğer manevi tedbir almazsak maddi tedbirlerin bizi kurtarmayacağını bilmemiz lazım. Kalın sağlıcakla.